Merhaba gazozsuz kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar. Bugün ATS 2'deyiz arkadaşlar. ATS için 1.35 güncellemesi deneysel beta olarak yayınlandı. Zaten ATS için de aynı şekilde 1.35 güncellemesi yayınlanmıştı. Bugün de ATS'ye aynı şekilde geldi arkadaşlar. Deneysel beta'ya katılmak için Steam kütüphanenizde oyunun üstüne geliyorsunuz. Ardından sağ tık özellikler diyorsunuz ve betalar sekmesinden experimental beta'yı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ardından yaklaşık 2 GB bir güncelleme yapıyor ve 1.35 güncellemesinin deneysel betasını test edebiliyorsunuz. Tabii ki isminden de anlaşılacağı üzere deneysel beta, yani hataları vesaire olabilir. Tamamlanmış bir güncelleme değil. Özelliklere gelecek olursak kısmen ATS ile zaten temel özelliklere sahip. Onlara birazdan değineceğim. Öncelikle yeni dorselerden başlayalım. Bildiğiniz üzere 1.35 çıkmadan önce zaten SCS blog sayfasında paylaşmıştı yeni dorselerin geleceğini. Hemen şöyle dorse satın alma kısmına gelelim. Öncelikle standart dorselere tomruk dorsesi eklendi arkadaşlar. Buradan satın alabiliyorsunuz. Yine yapılandırması vesaire mevcut. İsterseniz B double ve çiftli olarak da satın alabiliyorsunuz bu tomruk dorsesini. Buradan çelik zeminli veya ahşap zeminli seçebilirsiniz. Çelik tabii ki daha dayanıklı olacaktır. Aks seçenekleri var. İstediğiniz lastik kombinasyonunda bu dorseyi satın alabiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz renkte yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada yeni bir özellik, artık dorselere metalik renkte yapabiliyorsunuz. Bu tüm dorseler için geçerli. Tomruk dorsesi bu şekilde. Dediğim gibi standart dorseye geldi. Yani herkese bu tomruk dorsesi gelecek 1.35'te. Cron dorselerine geldiğimizde ise bildiğiniz üzere bir önceki güncellemede konteyner dorsesi eklenmişti Cron için. Şimdi o konteyner dorsesinin 40 fitlik versiyonu geldi. Yani uzun versiyonu geldi arkadaşlar. Şöyle hemen şasi kısmından sizlere göstereyim. Bu standart haliydi. Şu anda da 3 dingil 20 fit ve yine 3 dingil 40 fit versiyonu var arkadaşlar. Buna sahip olabilmek için de Cron DLC'niz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunun renkleri standart renkler. Buranın üzerinden yapabiliyorsunuz. Evet, dorselerde büyük bir yenilik diyebileceğimiz Schwarzmüller Trailer Pack vardı bildiğiniz üzere. Artık o da kişisel dorse olarak satın alınabiliyor. Bir DLC'ydi ATS2 için. Zaten Schwarzmüller Trailer Pack'iniz varsa bunları da yine kişisel olarak satın alabileceksiniz. Ayrıca trafiğe de eklendi. Yani Cron gibi oldu diyebilirim. 3 adet seçeneğimiz var. Birisi kapalı normal bir dorse, diğeri ise soğutuculu ve kereste taşıyan 3 adet dorse tipi var arkadaşlar Schwarzmüller dorselerinde. Hemen yapılandırma kısmından göstereyim. Buralar standart. Yine boyalardan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yine dediğimiz gibi metalik renkte destekliyor. Bu da açıkçası güzel oldu. Benim için bir eksiklikti bu metalik rengin dorselerin desteklememesi. En nihayetinde bu da geldi. Yine Schwarzmüller'in kendi zaten boyaması da var. Bu da açıkçası çok güzel duruyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Yapılandırma kısmına geldiğimizde ise yan eteklikleri görüyorsunuz. İşte boyalı veya siyah veya dolaplı vesaire. Bunları alabiliyorsunuz. İsletme olabiliyor. Yemek dolabı olabiliyor. Yani palet dolabı olabiliyor. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Arka tarafı da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. İşte zırh dolabı, zula dolabıdır. Zırh dolabı nereden çıktı? İstetmedir vesaire. Bunları yapabilirsiniz. Biz de zaten bu videoda Schwarzmüller kullanacağız. Arka tamponlar da bu şekilde ayarlanabiliyor. Yine paspas seçeneği de var. Bundan çıkalım. Soğutuculu dorse de yine buna benzer şekilde yapılandırılabiliyor. Keresto dorsesine gelelim. Burada da yine bu kısımlar standart arkadaşlar. Renklendirme seçeneğiniz var. Ayrıca yapılandırma kısmından da bir önceki dorsede gördüğümüz gibi seçenekler mevcut. Bununla da keresto yükü taşıyabilirsiniz. Dorse yenilikleri bu şekilde. Halita kısmı gelelim. Halita kısmında en büyük yenilik İtalya DLC'si olanlar için geldi diyebilirim. Sardunya adası eklendi. Bu zaten İtalya DLC'si çıkacağı dönemlerde söyleniyordu. En sonunda iptal edildi. Ardından 1.35'i de eklendi arkadaşlar. Sardunya adası. İtalya'da Napoli limanında karşıya geçebiliyorsunuz. Biz de zaten bugün Sardunya'ya gideceğiz. 3 adet şehir bulunuyor Sardunya'da. Kıvrımlı güzel yolları var gibi görüyorum şu an buradan. Açıkçası henüz benim de gitme şansım olmadı. Biz de bugün Napoli'den Sassari'ye kadar gideceğiz. Sardunya'yı keşfedeceğiz. Ayrıca Fransa bölgesine 2 yeni yol eklendi. Bir tanesi Fransa DLC'si olanlar için, diğeri ise DLC'ye sahip olmasanız bile eklenecek bir yol. Yani şu anda ben baktığımda göremiyorum yeni yolun nerede olduğunu. Onları da öğrendiğimiz zaman büyük ihtimal bir sonraki videoda Fransa haritasında da yeni yollara gideriz. Ayrıca zaten şu anda gözünüze çarpıyordur. Yeniliklerden bir tanesi de ikincil şehir isimleri. Zaten bu ATS içinde gelmişti ama biz onu atlamıştık. Bunu yine oynanış ayarlarını açabiliyorsunuz. Şehrin altında hani bizim dilimizde okunuşu yazıyor arkadaşlar. Bu da güzel oldu diyebilirim. Dediğim gibi bunu oynanış ayarlarından açmanız gerekiyor. Oyun özelliklerinden birazcık bahsedelim. Oynanış kısmına girelim. Burada önemli sayılabilecek 3 adet ayar var. Zaten bir tanesi daha öncesinden vardı dorse dengesi olarak. Şimdi bu 3 ayar nedir? ATS'de bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi işte çekici kararlılığı, dorsenin istikrarı vesaire, süspansiyon sertliği gibi ayarlar. Şimdi fizik iyileştirmeleri yapılmıştı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz güncellemelerde fiziklerde oynama yapılmıştı. Bazı kodlar ortaya çıkmıştı ve o kodlarla biz fizikleri gerçekçi gerçekçi hale getirebiliyorduk. Zaten videolarda da fark ediyorsunuzdur. Hep o kodlarla oynadık. Şimdi bu oynanış ayarlarına eklendi. Olumlu tepki alındı büyük ihtimal topluluktan ve oynanış ayarlarına da geldi. Gördüğünüz üzere benim üçü de en solda. Bunları şimdi şey olarak düşünebilirsiniz. Bunlar hani yardımcı bir sistem gibi. Bir yarış oyununda mesela yardımcı sistemler açarsınız. Araç kaymaz gibi. Hani arcade'de birazcık işi kaçırıyor. Ben bunu en sağa, hepsini en sağa çektiğimde araç böyle hiç kaymıyor. İstediğim hızla dönebiliyorum. Ama ben bunları en sola çektiğim zaman gerçekçi bir his oluşuyor ve gerçekte o trovilajı kaç kilometre dönebiliyorsa dönüyor. Hızlı dönerseniz de devriliyorsunuz. Hani bu gerçekçi bir özellik. Gerçekçi oynamak için bunları en sola çekin. Ha ne olur, kardeşinize falan vereceksinizdir. Profildir. Geliştirdiğiniz bir profildir. En sağa çekin abi. Çoluğa çocuğa verin. Arcade bir şekilde oynasın. Bunun olayı tamamen bu. Ayrıca az önce harita kısmından bahsettiğim ayarda buradan açabiliyorsunuz. Haritada ikinci şeyi isimleri. Ayrıca haritaya tekrar dönecek olursak Almanya'nın güney kısmı yenilendi arkadaşlar. Ayrıca Dresden, Kassel ve Nürnberg'de yenilenen şehirler arasında, hatta Nürnberg tamamen yeniden inşa edilmiş. Bir sonraki 1.35 videolarında da oraları da göreceğiz. 2000 kilometreden fazla yol yeniden inşa edilmiş Almanya kısmında 1.35 güncellemesiyle birlikte. Ayrıca Dorse kısmında çift dorseler vardı. Bildiğiniz üzere İskandinavya ile gelmişti ilk. Sadece İskandinavya'da kullanabiliyorduk. Artık bu dorseler arkadaşlar Almanya ve Hollanda ülkelerinde de kullanabileceğiz. Bu da güzel oldu açıkçası. Ve yine ATS'de de hoşumuza giden özelliklerden bir tanesi de artık kişisel dorsemiz ile World of Trax işi alabiliyoruz. Zaten biz şu anda öyle yaptık. Bununla beraber Sardunya'ya geçeceğiz. Şimdi aracı çalıştıracağız. Bildiğiniz üzere ATS videosunu izlediyseniz araç çalıştırmak için artık iki tuş gerekiyor. Şöyle klavye ayarlarından da gösterelim. Gördüğünüz üzere buraya marşı açma ve kapatma özelliği geldi. Yani kontak açma diyebiliriz biz buna. Ben bunu eksi tuşuna atadım. Boş olarak geliyor. İstediğiniz tuşa atayabiliyorsunuz. Otomatik marşı da kapattığınız zaman oynanış ayarlarından bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi aracı öyle çalıştıracağız. Oraya atadım, eksi tuşuna basıyorum. Kontak açıldı. Ardından normal motor çalıştırma tuşuna, yani E'ye diyebiliriz. E'ye basıyorum. Ve araç çalışıyor. Olay tamamen bu şekilde. Şu an Napoli'deyiz. Dediğim gibi World of Trax işi aldık. Napoli'den şimdi Sardunya'ya geçeceğiz. Arkamızda da bu arada Schwarzmüller'in dorsesi var. Gördüğünüz üzere metalik ve soğutuculu bir dorse. 1.35'in özellikleri kısmen bu şekilde. Bu arada buradan dönebilecek miyiz abi? Döndük, tamamdır. Ikea'dan çıkıyoruz. Burası biraz sıkıntılı çıkışı. 1.35 özellikleri bu şekilde, dediğim gibi. Yani SCS'nin bir özellik listesi açıklanmadı. Hani bunlar ATS'den yola çıkarak bulduğumuz özellikler diyebilirim. Hani teknik olarak bir şeyler değişmiştir. Ama şu anda dediğim gibi biz o listeye sahip değiliz. Bunlar tamamen benim ATS'den yola çıkarak gözlemlediğim özellikler. Dayı bir yol ver bana. Trafikte bayağı kalabalık burada Napoli'de. Liman şehri sonuçta. Dediğim gibi bu Sardunya'ya gidebilmeniz için İtalya diyasına sahip olmanız gerekiyor haliyle. Çünkü başka geçebilecek bir yeriniz yok. Şu an biz de İtalya Napoli'deyiz zaten. Bakalım, benim Sardunya'dan beklentim yüksek. Gerçi dün yayında gittiler. Hani pek bir şey göremedik doğru dürüst. Yağmurlu bir havada gittiler. Gece oldu Sardunya'da vesaire. Onun için kendimiz oynayarak görmemiz gerekiyor. Ay geçeyim ben be. Aslında yol hakkı sizin. Kavşakta siz varsınız ama ben sabırsızlanıyorum Sardunya'ya geçmek için. Bakalım, Sardunya'yı beğenirsek ben tüm şirketi oraya taşıyacağım. Çünkü sevdiğim yerlerden bir tanesi ada, çünkü adaları çok seviyorum. O sebepten dolayı bir oraya taşıyasım var. Grafikler konusunda değişiklik var mı? Şimdi gözünüze bir şeyler çarpmıştır. Özellikle Mercedes'in içinde bir yansımalar güçlenmiş gibi, daha fazla bir yansıma var gibi. Oyunun grafiğinde de ufak tefek değişiklikler var gibi hissediyorum. Tabii olmaya da bilir bu şu an. Grafik konusunda da bir şeyler değişmiş gibi, ama dediğim gibi teknik olarak özellik listesi paylaşılmadıkça bunları öğrenemeyeceğiz. Sadece bizim gözümüzün gördüğü şeyler bunlar. Olmamış da olabilir tabii ki. Şimdi herkesin gözleri DX11'i arıyor. DX11 ne oldu? Ne bitti? ATS'de zaten DX11'i alamadık. Aslında DX11'i ATS'de çalıştırabiliyorsunuz. Ben onu açıkçası videoda söyleyip karıştırmak istemedim. Bu arada dönecektik. Geri dönelim abi. Çalıştırabiliyorsunuz fakat şeyden dolayı sıkıntılı, yani tam bitmemiş olduğu için sıkıntı çıkarıyor. İşte Steam'in arayüzü çalışmıyor, ekran görüntüsü alamıyorsunuz vesaire. Oyunun map'inde kasabiliyor. Öyle değişik problemleri var tam olarak yapılmadığı için. Abi trafikte ne kadar yoğun burada ya. Hepiniz mi Sardunya'ya gidiyorsunuz, ben anlamadım ki. Sağa döneceğiz buradan, yine canlı yayında geldikleri yer. Hatta buradan dönerken canlı yayında seyircisinin bir çalışanı dorsayı falan taktı sağ tarafa. Evet, bu trafik açılmıyor. Bunun sebebi benim trafik kodum. G trafik 3 olarak kullanıyordum ama bu trafik açılmıyor abi. Şöyle 1 yapalım. Standart değerine gelelim. Yoksa daha çok bekleriz. Evet, bu dönüşten bahsediyordum. Bu dönüş baya dar. Şöyle liman dönüşü. Napoli limana giden yol burası. Dediğim gibi SCS'nin çalışanı da arka dorsiyi oraya taktı. Umarım böyle Paolo'nu işten vesaire atmamıştır. Kolay değil. Adamlar yayında gerçekçi sürmeye çalışıyor. Kimi süremiyor falan. Kötü oluyor. Oyunu sen yapmışsın. Süremeyince bir haliyle komik bir durum oluşuyor. Yayında bayağı eğlenceli geçti. Tabi yine Türk arkadaşlar sağ olsun yayını boş bırakmadılar. Kimi sövdü falan, Türkiye haritası gelmeyecek mi, sizin bilmem ne yapayım vesaire diye. Böyle sıkıntılar da her zamanki gibi maalesef oldu. Her seyircisinin yayında oluyor. Boş boş iki tane çocuk çıkıyor oradan. Türkiye haritası gelmeyecek mi, yok sizin bilmem ne yapayım vesaire diye. Boş boş konuşuyorlar işte. Tenekeden insanlar diyelim. Napoli limanın girişi de bayağı uzakmış. Ben Sardunya'ya gitmek istiyorum artık ya. Gerçi Napoli limanı da çok güzeldir. İtalya çıktığında da zaten hoşumuza gitmişti. Acayip güzel bir manzarası var. Şimdi göreceksiniz. Ya Sardunya birazcık bana yayından izlediğim kadarıyla boş geldi. Ama dediğim gibi yayından izledik. Yağmur yağıyordu oyunda. Hani pek güzel gösteremediler. Şimdi canlı gidiyoruz, bakalım neler olacak. Şirketi taşıttıracak mı bana acaba Sardunya? O kadar güzel mi? Bu arada manzara efsane gerçekten. Napoli liman girişi çok güzel. Yani Sardunya'yı beğenirsem direkt olarak taşırım şirketi oraya. Çünkü dört tarafı da denizle kaplı. Tam benim aradığım bir yer. Önceden bu Napoli limanında sadece Palermo'ya gidiliyordu, İtalya'nın aşağısına. Şimdi Sardunya'ya geçmek için de kullanacağız. Şöyle geminin içine doğru ilerleyelim. Böyle yapay zekanın dorselerinde de artık bir çeşitlilik oldu. Bir oyunun standart dorsesi var, bir Chrome var, bir de Schwarzmüller geldi. Güzel oldu, hani seçeneklerin olması çok güzel. Mesela Godier'i hala bekliyoruz. Yani lastik konusunda bir seçeneğimiz yok. Motoru kapatalım abi. Şöyle karşı tarafa geçeceğiz, Sardunya'ya. Dediğim gibi önceden buradan sadece Palermo'ya geçiyorduk. Şimdi Sardunya adasında Cagliari'ye doğru geçiyoruz. Cagliari mi artık, Cagliari mi nasıl okunuyorsa. Evet, Sardunya'ya ilk adımımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun. Saate hemen bakalım. Saat 21:24. Hemen şöyle sabah yapalım arkadaşlar. Gündüz gözüyle bir görelim. 10 yapalım abi saati. Tamamdır. Zaten harici sözleşme olduğu için gerçek saatle eşdeğer, yani oyunda saati değiştirdiğimde yükün gecikmesi gibi bir durum olmuyor. Evet. Şöyle havayı da azıcık dolduralım. Haydi bismillah. Sardunya'ya ilk adımımızı attık. Gemiden iniyoruz, bakalım Sardunya nasıl olmuş. Bugün iki şehir göreceğiz Sardunya'da. Zaten ilkini şu anda geldik, limanın bulunduğu şehir. Üst tarafa doğru gideceğiz. Neydi gideceğimiz şehir, bakalım bir. Evet, Sassari'ye doğru gidiyoruz. Limanın çıkışı bayağı dar. Yayında da görmüştük zaten. Biraz daha genişten alıp gelmek lazımdı limana. Evet, direkt olarak basalım abi. Sola dönüyoruz buradan. Sağ taraf artık şehrin içine mi gidiyor bakalım bir. Yok, sağda sadece bir tane şirket varmış abi. Biz şimdi buradan yukarı doğru gideceğiz ve Sassari'ye varacağız. Bir sonraki videoda da artık buraya gideriz abi. Şuradaki yolları vesaire de görürüz. İlk işimiz Sardunya'yı bitirmek olacak 1.35'te. Ardından Almanya'ya bakacağız veya Fransa'ya da bakabiliriz. O şekilde 1.35 videoları gelecek, bilginiz olsun. Her bölümde böyle farklı yeni gelen dorsi alacağız ki onları da sizlere göstereyim. Hoppala. Bu ne abi? Adam makaslamış burada. İtfaiye durmuş oraya. Dayıcım ne yaptın sen burada ya? Vallahi adam makaslamış. Yalnız şu an büyük ihtimal bir hata ama muhteşem olmamış mı abi? Hani adam makaslaması muhteşem olmamışlar. Biz buradan geçemeyiz. F9'a da indiremeyiz. Harici sözleşimiz var. Ne yapacağız? Mecbur geçmeye çalışacağız. Başka yapabilecek bir şey yok. Dayı çekil dayı. Sal beni geçeyim. Dur diferansiyel kilidini aç. Evet, burada bir hata olmuş. Deneysel beta haliyle olabilir. Ama çok gerçekçi olmuş. Hani o adamın ben oradan 10 dakika sonra gideceğini bileyim, orada beklerim. Güzel bir olay olmuş çünkü. Makaslamış orada, hani rotelde çekip kaydırmıştır gibi gözüküyor. Ama tabii ki öyle bir şey yok. O orada bekler diye düşünüyorum. Belki de gidebilirdi ama vaktimizi kaybetmeyelim. Sardunya için sabırsızlanıyorduk. Bekle abicim. Evet, şöyle bir şehirden çıkacağız. Şimdi yollar tabii ki önemli olan. Geç. Ucundan kurtardık ışığı. Sağda solda yine şirketler var. Güzelmiş açıkçası, bitki örtüsü vesaire. Şu an hoşuma gitti. Yayında izlediğimde dediğim gibi pek iyi gelmedi ama şu an canlı canlı görünce çok daha güzel oldu. Sardunya'ya taşınılır açıkçası. Satın abi Almanya'daki, İtalya'daki tüm garajlarınızı. Sardunya'ya taşın. Görmüyor mu dayıcım, görmüyor mu? Nereden nereye dönüyor ya? Sağ tarafında koca tır var, görmüyor ya. Benim onu görmemem lazım, o beni görmüyor. Sardunya'nın trafiği de ilginçmiş. Bizim aynı Sincan'a benziyor. Ankara'da zaten Sincan'a girdiğin zaman kaza görmüyorsan orası Sincan değildir. Yani bir sürü kaza olur Sincan'da. Çünkü kimse araba sürmeyi bilmez. Herkes de araba süremez Sincan'da maalesef. Çok trafik var çünkü. Dar bir de sokaklar. Buradan dönüyoruz abi. Sassari'ye doğru. Ayrıca şeyi göstermeyi unuttuk. Şu an aklıma geldi. Menüye garaj satın alma yeri eklendi arkadaşlar. Burada keşfettiğiniz şehirlerin garajını garaja gitmeden alabiliyorsunuz. Mesela burayı keşfetmiştik az önce. Ben buradan garajı alabiliyorum. Büyük olarak seçtim abi. Satın al dedim. Ve direkt olarak aldım. Önceden bildiğiniz üzere oraya tır ile gitmeniz gerekiyordu. Artık ona gerek kalmadı. Çevrim içi olarak garaj satın alabiliyorsunuz. O da güzel oldu abi. Ta oraya niye gideyim ki ben? Garajı zaten görmüşüm değil mi? Direkt olarak alabileyim. Evet, genel olarak bitki örtüsü gerçekten çok güzel. Yine bir konuşamamak. Yayında bu kadar güzel değildi. Şu anda ben beğendim açıkçası. Bakalım Sassari nasıl olmuş. Onu da hep birlikte göreceğiz. 90'ı geçemiyoruz. Şu anda dediğim gibi online iş yapıyoruz World of Trax'ta. O sebepten dolayı 90 km sınırlıyız. Şu kişisel dorsa ile World of Trax işi almak da açıkçası muhteşem oldu. Onun hani en baştan itibaren gelmesi gerekiyordu ama neden o kadar gecikti hiçbir bilgim yok. Bazı şeyler gecikiyor. Hala eksikler var. Şu kişisel dorsa olayında işte tankerler şu an yok bildiğiniz üzere. Ben de bekliyorum tankerleri. İşte her şey gecikiyor maalesef. Öyle bir problem var. 1.35 en büyük güncelleme olacak dendi ama bu kadar mı? Şu anlık bu kadar gözüküyor. En azından SCS1 açıklama yapana kadar. Hani bunlar bizim bulduğumuz özellikler. SCS daha şunlar geldi demedi. O sebepten dolayı birazcık beklememiz gerekiyor. Haliyle deneysel beta, daha özellik eklenebilir. Şu anda var olan bir şeyler değişebilir. Onun için şu anlık bir şey demiyoruz ama şu DX11 hakkında hani mutlaka bir şeylerin açıklanması gerekiyor. Ne oldu ne bitti, onların anlatılması gerekiyor. Ben açıkçası ETS'de şeyi de beklerdim. ATS'de bildiğiniz üzere hani aniden yol vesaire kapanabiliyordu. Bu arada sağ taraf efsane abi. Evet, fotoğrafımızı da çektik. Fotoğraf çekmeden olmaz. Şey diyordum, ATS'ye bildiğiniz üzere rastgele yol kapanma olayı gelmişti. Yani yol bir anda kapanabiliyordu. Herhangi bir kazadan vesaire. Navigasyon sizi başka bir yere yönlendiriyordu. Yani gittiğiniz yol komple kapanıyordu. Rastgele trafik olayından bahsetmiyorum. Bunu da beklerdim ETS'ye. Ama henüz gelmedi. O da açıkçası güzel olabilir. Tabii ki interaktif bir olay. Hani böyle yolların kapanması bir anda. Bakıma alınması vesaire. Güzel oluyor. Hani oyun dünyasını yaşadığını hissettiriyor. Şu anda baktığımızda zaten kaliteli, hani DLC kalitesinde. Zaten buraya gelebilmek için DLC satın almanız gerekiyor, İtalya DLC'sini. 35 TL bir fiyatı var. Hani onun kalitesinde zaten yapılmış etraf, yollar vesaire. Güzel, herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. Haliyle zaten kaliteli olmak zorunda çünkü burayı DLC ile veriyorlar. Zaten İtalya çıkmadan da söylenmişti, Sardunya'larda eklenebilir diye. En nihayetinde burası da eklendi. Ya ben seviyorum böyle küçük adaları, ülkeleri vesaire seviyorum. 3 şehri var buranın mesela. Alacaksın burada 3 garajı da. Zaten gide gele yollarını da öğrenirsin. Yani kendi mahallen gibi takılacaksın. O sebepten dolayı hoş oluyor. Ben burada kesinlikle alır iş yaparım. Sardunya'yı sevdim. Evet, gerçekten manzaralar çok güzel. Böyle İtalya DLC'sini şu an aldırma sebebi diyebilirim. Muhteşem olmuş etraf. Solda sağda sürekli bir şeyler var. Ben açıkçası şu anda çok beğendim diyebilirim. İtalya DLC'sini şu an aldırma sebebi olmuş Sardunya. Güzel bir kalitesi var. Güzel manzaraları var. İndirimlerde İtalya'yı da kaçırmayın. Yani Sardunya için bile alınabilir. Bu arada F5 yaptığınızda böyle tık 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 ediyor. ATS'de de göstermiştim bunu. Böyle de bir olay var. Evet, Sassari'ye de geldik bu arada. Gerçekten yollar çok güzeldi. Şehir de gayet güzel. Özellikle bina modelleri hemen dikkatimi çekiyor. Evet, yükümüzü de buradaki şirkete bırakacağız abi. Aç kapıyı usta. Burası da bayağı bir dar şirketmiş açıkçası. Yanaşmak istesek zorlayabilir, uzun sürebilir buraya yanaşmak. Özellikle kabin içinden. Zaten kabin dışından hayatta yanaşmıyorum. Aynalar çok önemli. Evet, Napoli'den Sardunya'ya geçtik. Şu an Sassari'deyiz dediğim gibi. Şöyle sıfır kamerasından birazcık göz atalım. Neler var neler yok. Dediğim gibi bina modelleri çok hoşuma gitti. Yollarda zaten gayet güzel. Burada bir tren geçidi var. Vay bak, bu şirkette güzel bir giriş var abi. Hani şu bariyer kalksa da şuraya geri yanaşsak muhteşem olabilir. Tabii şu üstü vurur abi. Bunun da kalkması lazım. Böyle şeylerde bekliyoruz açıkçası. Hani böyle fabrikaların birazcık daha içine girebilsek çok daha güzel olabilir. Tabi zaten artık çoğu fabrikada bu şekilde abi yükünü içeri alıyor. Öyle hani bizim Türkiye gibi çoğu fabrikanın içine girmiyoruz. Burası Avrupa. Onu da unutmamak lazım. Evet, güzel bir market alanı var burada. Aslında buradan da yük alınabilir. Şöyle yanaşmalık. Yine Milano'da da vardı buna benzer bir model. Baya araç yeri olan bir alan. Benzinliğimiz var. Baya büyük. Buradan da yakıt alınabilir. Yine bina modellerinin güzel olduğunu da belirtelim. Başka da bir olay yok arkadaşlar. Yine garajda satın alabiliriz. Buraya da giriliyor mudur acaba? Büyük ihtimal girilmiyordur ama bir denemek istiyorum derken zaten burada yol yokmuş abi. Onun için girilmesi veya girilememesi bir şey ifade etmiyor. Evet, Sassari'deki garaj da burada. Hatta şuradan direkt tırı indirip garajı da satın alalım. Diğerini garaj satın alma ekrandan menüsünden almıştık. Bunu da direkt eski usul alalım. Evet, 1.35 güncellemesi şu anda bu şekilde. Dediğim gibi hepsi deneysel beta özellikleri, yani hatalar vesaire olabilir. Siz de deneysel beta'ya katılarak yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yine bir sonraki bölümde Sardunya'nın yollarına gideceğiz. Sardunya'yı komple bitireceğiz. Ardından Fransa ve Almanya'daki yeni yollara, yeni yerlere gideceğiz. Tabii ki yeni ekrana Dorseler ile birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın.